En başarılı e-spor oyuncularından biri olan JSM'le tanışın. Hadi bana bak. Biraz daha. Makyajınız mükemmel görünüyor bayan. Güzel, sadece biraz susadım. Tamam, bana bir saniye verin. İşte en sevdiğiniz kokteyl. Yayından önce neşelenmek için ihtiyacım olan şey sağ ol Vic. Pedikürden sonra da platin rengi oje sürelim. Pahalı görünsün. Haklısınız hanımefendi. Değerli ayaklarınız en iyisine layık. Teşekkürler. Tamamdır, gidebilirsin. Artık başlama zamanı. Ne? Bu bir şaka mı? Elbette bu bir şaka. Biraz peynir ister misiniz? Yapabileceği tek şey bu. Bugün bu altından yapılmış fareyi kullanacaksınız. Bu daha iyi. Kulaklarım ve mücevherlerimle uyumlu. Öyleyse başlayalım. Bu da Paul. Çok çalışıyor. Ama yine de başarılı olamıyor. Hey dostum, iyi misin? Hey, aslında ne kadardır yayın yapıyorum. Hala hiç izleyicim yok. Ne yapmalıyım? Bu çok garip. Sakin ol dostum, sana yardım edeceğim. Tamam, sağ ol, devam edelim. Hayır, sakin ol, sana yardım edeceğim. İşte böyle. Harika, sağ ol. Her zaman. Bu işe yarayacak. Evet. Hadi Paul, bastır. Evet, yoksa ben deliriyor muyum ha? Hayır, iyisin. Evet, tamam. Hayır. Lavyem, nasıl uyuyakaldım? Soldaki düşmanı kuşatacağım. Ha, şuna bak, çaylak gibi oynuyor. Jess, yeterince izleyicin yok. Kazancın düşmemeli. Haklısın, hadi bir şeyler yap. Tamam, hemen döneceğim. Vay güzel. Aferin Vic. Bu tam da ihtiyacım olan şey. İyi ki tırnaklarını yapmıştık. Gerçek profesyonel oyuncular böyle oynar. Jessie'ye uşağa yardım ederken zavallı Paul hayali yardımcıları tarafından bile terk edildi. Tamam, bir joystick'im var. Sağ tarafı çalışıyor ve klavyenin sol tarafı hala kullanılabiliyor. En azından Paul oyuncu problemlerini kendi başına çözmek zorunda. Bu da hayal gücünü geliştirmek için iyidir. Bilirsiniz. Yeni oyunuma hoş geldiniz. Nom nom nom. İşimi seviyorum. Vay, buranın temizliğe ihtiyacı var. Merhaba, odamı temizlemen gerek. Sağ ol. Buradayım. Ne? İzlenmeler artıyor. Ama nasıl? Peki ya şimdi? Hadi. Bekle, bu çok garip. Hayır, bir hata olmalı. Ah, gerçekten mi? Tamam. Daha fazla izleyici kazanalım. Ama böyle yaşayamam ki. Merak etme Jessie, ben hallederim. Artık yayın yapabilirsin. Ah sağ ol Vic. Pahalı aksesuarlar her şeyi daha iyi hale getirir. Merhaba arkadaşlar, bugün alışılmadık bir kıyafetle oynayacağım. Umarım beğenirsiniz. Vay, çok fazla izlendi. Evet, gerçek bir oyuncu için masadaki düzen bir çeşit fantezidir. Oğlum, bu dağınıklık da ne? Evde mi yoksa çöplükte mi yaşıyorsun? Git buradan baba, oyun oynuyorum. Ah hayır genç adam. Ancak temizledikten sonra oynayabilirsin. Hemen odanı toparla, anladın mı? Gelip kontrol edeceğim. Neden bu oyunlara bu kadar takıntılılar? Öğrenmeliyim. Tamam tamam. Temizlik yapmaktan nefret ediyorum. Bekle, temizliği oyuna çevirebilirim. Paul, sen bir dahisin. İlk olarak temizlik için bir silah seçelim. Fena bir seçenek değil. Bu olmaz. Bu mükemmel. Hadi başlayalım. Paul bir temizlik şirketi kadar profesyonel olamasa da yine de yararlı işler yaparak eğlenebilir. Tozun süper Paul'e karşı hiç şansı yok. Hızlanalım. Tadam, zafer benim. Hileciler, işiniz bitti. Baba bak, temizledim. Dizüstü bilgisayarımı geri alabilir miyim? Hey, Paul, oynadığımı görmüyor musun? Hadi git, babanı rahatsız etme. Merhaba canlarım. Lüks küvetimden canlı yayın yapmaya karar verdim. Bu kadar az kişi mi katıldı? Ne yapsam? Evet, tamam. Bu hoşunuza gidecek. Çok güzel. Sabun köpüğünden daha iyi ne olur ki? Belki daha fazla izleyici. Düşüneceğiz. Buldum.
Ben zenginim ve herkes beni seviyor. Ama artık popülaritem beni terk etmeye başladı. Anlamıyorum, çok iyi gidiyordu. Jesse üzülme, bir fikrim var. Bir hediye düzenlesen nasıl olur? Kanalına abone olmak için rastgele bir oyuncuya 1 milyon dolar bağışlamış olursun. Ne düşünüyorsun? Popülariteni arttırmalısın. Bu harika bir fikir. Göreceksin, bu işe yarayacak. Vic, beni takip et. Tabii ki, tam arkandayım. Aa, biliyorsun, ne olursa olsun işimi seviyorum. Her an biriniz benden 1 milyon dolar alabilir. Ve işte burada şanslı dostumuz. Çok tuhaf, tepkisiz. Yine bağlantıda bir sorun mu var? Hayır, her zamanki gibi ekrandan olmalı. Hadi ama. Böylesi daha iyi. Başlayalım mı? Ne? Belki interneti zayıftır. Doğru, beni takip et Vic. Paul oyun kaderinde böyle bir dönüm noktasını hayal bile etmemişti. İşte burada kazanan. Tebrikler oyuncu, işte milyon doların. Hey dostum. Aman tanrım. Paul, sorun ne? Oğluma ne oldu? 1 milyon dolar kazandı ve bayıldı. 1 milyon mu? Vay, hey dostum, yine uyuyakalmış olmalıyım ve hepsi bir rüyaydı değil mi? Hayır, rüya değildi. Aa, sen konuşuyorsun. Şimdi gerçekten aklımı kaybediyorum. Hayır, sorun değil. Hepsi gerçek. Sen zenginsin ve istediğini yapabilirsin. Vic, getir onu. Tamam. Vay, çok havalı. Size Bay Kraft diyeceğim. Bunların hepsini atacağım. Ama sana asla ihanet etmeyeceğim dostum. Artık yalnızca zengin oyunculara sunulan tamamen yeni fırsatlara sahip olacaksın. Tebrikler. Oyunlarının keyfini çıkar. Bekle, bunların hepsi gerçekten benim mi ha? Ha ha. Aa, harika. İhtiyacım olan cevap buydu. Paul Parker ödülünü aldı. Şimdi asıl mesele parayı boşa harcamamak. Zenginim. Hayır, hayır, dur. Bayan, yorumlar çıldırmış durumda. Evet, fikrimiz harikaydı. Tekrar etmeliyiz. Hadi gidelim. Anladınız mı çocuklar? Ben asla açgözlü değilim. Tamam. Ah, turnuva başlasın. Devam et. Üst üste 7 kez kaybettim ama bu sefer farklı olacak. Mike için bilgisayar oyunları hayatın önemli parçası. Ve her oyuncu gibi kazanmak için yaşıyor. İyileşmek için zamanım yok. Hayır, dalga mı geçiyorsun? Bu oyunu yapanları dava edeceğim. Bütün çabalarım boşa gitti. Ve neden bu cihazlara bu kadar çok para verdim? Ah, monitör, çalış lütfen. Selamlar sevgili izleyiciler. Bu en sevdiğiniz program. Bilgisayarınızın sürekli hasar görmesinden bıktınız mı? Normal oynayamıyor musunuz? Ana sistem için olan benzersiz kasamız en dayanıklı malzemelerden yapıldı. Artık bilgisayarınızın güvenliği konusunda endişelenmeyin. Bilgisayarınız inanılmaz kasamızda olduğu gibi güvenliğini garanti ediyoruz. Şimdi sipariş verin ve kendiniz görün. Harika, tam da ihtiyacım olan şey. Stokta varken alayım. Alo, koruyucu bir bilgisayar kasası sipariş etmek istiyorum. Teslimat geldi. Burayı imzalayın. Evet, evet, elbette. Buyurun. Etkileyici görünüyor. Bir sonraki maçta yine sinirlenirim diye hemen şimdi sisteme koyacağım. Harika, mükemmel oldu. Pekala, monitöre bağlıyorum. Şimdi tekrar düşerse diye endişelenmeme gerek yok. Ama uygulamalı olarak denemek istiyorum. Ah, işe yaradı mı? Paramın karşılığını aldım sanırım. Satıcı yalan söylemiyordu. İşe geri dönelim. Başarının zirvesine çıkma zamanım geldi. Faremi ve klavyemi de atmıştım. Ve tabii ki bozuldu. Ah, Lego ne alaka? Belki de bana yardımcı olur. Onları bir araya getirmeliyim. Abla, bunu senden ödünç alacağım. Zaten bir sürü Lego'm var. Sağ ol.
Hey, bu cüretkarlıkta çok üst bir seviye. Legolarımla ne yapacaksın? Ben onlarla mini bir ev yapıyordum. Üzgünüm ama benim buna daha çok ihtiyacım var. Ne zamandan beri oyundan başka bir şeyle ilgileniyorsun? Klavyem bozuldu ve Lego parçaları düğmelerin yerini alabilir. Aa, fena fikir değilmiş. Klavyenizde yeterli düğme yok mu? O zaman bu kendin yap fikri tam size göre. Özel klavye hazır. Ayrıca çok havalı. Geri alıyorum kardeşim, sen bir dahisin. Ama fareyi hayata döndüremezler. Sakın üzülme, harika bir çözümüm var. Sana yeni bir fare yapacağım. Bekle beni, hemen döneceğim. Bunun için bir sabun kutusuna ihtiyacım var. Her zaman yaratıcılığımla Mike'ı etkilemişimdir. Başlamaya hazırım. Hadi fareyi yaratmaya başlayalım. Önce sabun kutusunu alalım. Şimdi penseye ihtiyacım var. Ne yapıyor? Çok odaklanmış görünüyor. Tel ve tekerlek için delikler açacağım. Ve sonra düğmeleri çizeceğim. Bitti. Gidip Mike'ı mutlu edelim. Bak, bu senin yeni faren. Ne düşünüyorsun? Hayal gücüm beni etkiliyor. Bakalım çalıştırabilecek miyim? Çalışıyor. Işık yanıyor. Sabun kutusundan yaptın değil mi? Kendin yap konusunda süper bir yeteneğin var. Görev tamamlandı. Bensiz ne yapardın? İyi oyunlar kardeşim. Fare benim kırdığım fareden bile daha iyi çalışıyor. Önemli olan Huggy Wuggy'ye yakalanmamak. Vay, geçtim. Ne büyük rahatlık. Selam Mike. Ödeşme zamanı. Hayır, lütfen acı bana. Sana bütün paramı vereceğim. Ne korkunç. O anda yüzünü görmeliydin. Meg! Aslında hiç korkmadım. Sana ayıp olmasın diye yaptım. Evet tabii, ben de inandım. Aslında sana bir öneriyle gelmiştim. Hadi oyun alanını şekillendirelim. Neden olmasın? Fena fikir değil. Benim için sorun yok. Güzel. Bunun için monitöre ihtiyacım olacak. Tarz katmak için makası ve kıyafetlerimi alıyorum. Doğru miktarda kumaş kesiyoruz. Bu kumaş parçası yeterli olmalı. Onunla monitörümüzü kapatıyoruz. Harika! Ve çılgın zımbamı kullanıyorum. Kumaşı yerinde tutmak için zımbalayacağım. Gözlerime inanamıyorum. Bu bir Huggy Wuggy ekranı. Abla, ellerin altın gibi. Monitör açıkken nasıl görüneceğini merak ediyorum. Şimdi oynamak çok daha eğlenceli olacak. Bekle, Gamepad'in çok sıkıcı görünüyor. İzin ver de ona sihrimi yapayım. Huggy'nin kostümünden kalan yeterince kumaşım var. Bunları cihazın her yerine yapıştıracağım. Ve birkaç ayrıntı daha ekleyeceğim. Oldukça iyi oldu. Wow. Ah, artık özel bir Gamepad'im var. Bu her oyuncunun hayali. Şimdi herkes beni kıskanacak. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim. Ama bu tür bir Huggy bana çok tatlı geldi. Hey, oyuna katılan diğer oyuncu kim? Meg, ama bunu nasıl yaptın? Benim de muzdan gamepad'im var. Vay, etkileyici. Bu arada sana bir hediyem var. Minnoş Huggy Wuggy gamepad. Ah, çok kızışı. Böyle kalsa iyi olur. Ben zaten benimkini daha çok sevdim. Pekala, nasıl istersen. Hadi oynayalım. Neredeyse kazanıyordum. Az kaldı. Hey! Sıradan bir gamepad ile oynamaktan sıkıldınız mı? Umutsuzluğa kapılmayın, çünkü bir çözüm bulduk. Organik mini cihazlara karşı koyamayacaksınız. Eco Game'inizi kullanarak evinizde bir gamepad ağacı yetiştirebilirsiniz. Özel güç bahçe kiti. Merhaba, ilanınızı gördüm ve bir bahçe kiti sipariş etmek istiyorum. Her zamanki gibi çok hızlı. Meg, bak ne aldım. Kesinlikle böyle bir şeyi hiç görmedin. Neymiş o, merak ettim. Bekle, sana hepsini göstereyim. Bu kabın beni nasıl şaşırtması gerekiyordu? Bu tohumlarda cep oyun kumandaları yetiştireceğiz. Vay, kulağa ilginç geliyor. Şimdi de tek yapmamız gereken beklemek. Önce tohumları toprakla dolduruyoruz. Sonra onları suluyoruz. Görünüşe göre adamların çabaları boşa gitmemiş. Vay, ağaç gözümüzün önünde büyüyor. Yakında meyvelerini vermeye başlayacak. Cihazların ağaçta yetişmediğini kim söylemiş ki? İşte ben buna iyi bir yatırım derim. Artık mağazaya gitmenize gerek yok. Gelin birer oyun kumandası alıp nasıl çalıştıklarını görelim. Düelloya var mısın? Kaybedersen üzülme. Yenilmem. Yaşasın, ben kazandım. Çok kolaydı. Üzülme Mikey.
sondaki düğmeye parmağım değmedi ama. Gerçekten üzgün müsün? Değilim. Sadece gözüme bir şey kaçtı. Neyse artık Gamepad'le oynamak istemiyorum. VR gözlüğüm nerede? Ah, aklıma harika bir fikir geldi. Gitmem gerek. Sevgili kardeşini yatıştırmak için Mac bir kez daha kendin yap becerisini kullanmaya karar verdi. Bugün kesinlikle benim günüm değil. Şimdi ip ve kağıda ihtiyacım olacak. Bu yapı mağazadaki VR gözlükler kadar iyi olacak. Mike, uzun zamandır böyle bir şey istiyordun değil mi? Bu kendini sanal gerçekliğe kaptırmanın bir yolu. Vay, oyunun dünyasına girdim. Burada her şey çok gerçekçi. Sağ ol abla, sen harikasın. Beni küçümseme, sonunda seni yok edeceğim ve tüm altınlarını alacağım. Zaferim için yeterince enerji topladım ama bu kadar limonata içmemeliydim. Tuvalete gitmeliyim. Mac, yardımına ihtiyacım var. Benim için oynar mısın? Tamam. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Sadece saniyelerim kaldı. Ah, ne rahatladım ama. Hmm. Ah, doğru ya, oyunda son şansımdı. Ne biçim oynuyor böyle? Nasıl gidiyor? Kaybettin mi? Dürüst olmak gerekirse gerçekten çok denedim. Şimdi tüm ekip bana gülecek. Ah, bu kadar dramatik olma. Bu sadece bir oyun. O kadar ciddiye aldı ki. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Ah, ona sürpriz yapacağım. Meg ne yapıyor? Tankın değiştirilmesi gerek. Şimdi neon şeritli bir kasa düşünüyorum. Odaya özel bir oyuncu atmosferi verecek. Geriye kalan tek şey kasayı açmak ve Mike'ı aramak. Bunun olmasına nasıl izin verebildim? Hey ağlak bebek, senin neyin mutlu edeceğini biliyorum. Benimle gel ama bu bir sürpriz. Ne oldu? En sevdiğim yayıncımı mı davet ettin? Hayır, daha iyi bir şey. İşte geldik. Peki neden beni tuvalete getirdin? Vay, harika görünüyor. Harika bir tasarımcı olacaksın. Biraz bekle, benimle geliyorsun. Ah, artık istediğim kadar gazoz içebilirim ve hiçbir maçı kaçırmam. Ah, kulaklığımı odamda unuttum. Merak etme, her şeyi düşündüm. Beni şaşırttın, kulağa harika geliyor. Kendime de havalı bir yer yaptım. Tamam, hadi onlara kimin patronu olduğunu birlikte gösterelim. Sana bahsettiğim programı açacağım. Gerçek elmaslarla kaplı, tüm zamanların en yeni ve en harika kulaklık modelini sizlere sunuyorum. Ah, bununla bizi etkileyebileceğini mi düşünüyor? Benzersiz cihazlarımızın yakınından bile geçmiyor. Hemen sipariş verirsen indirim alacaksın. Hmm. Bize mi bakıyor? Bilmiyorum. Gel buraya. Ah, hayır, bekle. Hey hey hey. İşte kanepede alışveriş şovu. Bir Huggy Wuggy Gamepad satın alın ve klavye hediye edelim. Anne, uzun bacaklı Gamepad de alabilirsin. Hadi söyle bize, kendin için hangi aleti yapmak isterdin? Cevabını videonun altındaki yorumlara yaz. Güle güle.